Mustafa Paşa Mahallesi sakinleri 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından hem maddi hem manevi sıkıntı yaşıyoruz diyerek yetkililerden destek istedi. 6 aydır burada deprem olmuş, tamam Allah'tan gelmiş ama yani biz sonuçta bizim burada mağduriyetimiz var yani. Hem maddi hem manevi şekilde mağduriyetimiz var yani. Bizim burada hiç kimse bir sorunumuza çare olmadı ki yani. Şimdi biz gittik buraya. Burada bir tane çevre şehirciliğe oraya gittik. Orada bir tane memurdan karşılaştık. Ondan sonra iki tane kağıt imzaladık. Çıktık geldik. 6 aydır hiçbir şey yok. Bugün Karşıyaka'da bayramın ikinci haftasında başlayan konutlar şu anda çatı aşamasında. Bitmek aşamasında. E bizim daha hala daha burada kalmış kışa 2 ay daha hala daha bizim ne ihalemiz var ne bir şeyimiz var. Ne muhatap olacağımız insanlar var. E biz kimle muhatap? Mahallemizin muhtarı bize şu anda en büyük desteği o veriyor. Körpü yüzünden ben binamı yıktı. Benim binam 8 kat, şimdi bana diyor ki 6 kat. Peki bu biz kime güvenelim? Yıktı benim binamı, sağlam binamı yıktı. Benim binam depremde zedelenmedi. Şimdi sigortaya gidiyorum, sigorta diyor senin hasarsız binan yıkılmış, ben vermiyorum. E biz nereye gidelim? Benim köprünün üst tarafında Ordu Evi'nin Sekon Mahallesi'ne doğru dönemeç köşesinde olan binamız yıkıldı. Tabii bu depremdir. Allah-u Teala'dan gelen bir şeydir. Biz buna baş göz üstüne diyoruz, bir şey demiyoruz. Yalnız yetkililerimizden biraz daha ilgi, alaka ve acelecilik istiyoruz. Kalan 6 ay üzerine geçmiş, henüz bir projesi yapılmamış. Tabii, ihalesi yapılmamış. İhalesi yapılmamış. Biz şu anda tek sorunumuz burada. Biz gidiyoruz yetkililere söylüyoruz ki ya arkadaşlar bizim buraya ne olacak? Biz esnafız. Çağımız var, çoluğumuz var, yanımıza çalışan işçilerimiz var. Bize en azından bir cevap verin. Biz bunu istiyoruz. Biz devletimize bağlıyız. Devletimiz de bize bağlı olmasını istiyoruz. Dediler ki 12. ayda herkesin malı teslim edeceğiz. Ne oldu? 7. ay geldi daha yıkmadığı binalar var. Buranın evleri hep sağlamdı. Kentsel dönüşümde yıkıldı ve bir yıl içinde teslim edileceği söylendi. Molozlar girdi, gördüğünüz gibi halen daha duruyor. Yani biz bir an önce bize bir bilgi verilmesini bekliyoruz. Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Yusuf Çakmak önce mahallelerinde bulunan metruk evlerle ilgili yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi. Ardından 4. etabın temeli hala niye atılmadı diyerek yetkililere seslendi. 6 ay oldu. Halen bir yıkımı yok, bir şey yok. Vatandaş perperişan, evine gidip gelemiyor. Burada ablalarımız da var, özür diliyorum. İçinde her türlü pisliğin olduğunu, fuhuşun olduğunu, esrarın olduğunu. Yani ne diyelim ki, anladı da ne dediğimi. İkincisi şu, ben kendi mahallemle ilgili söyleyeceğim. 4. etabın halen temeli atılmadı. Vatandaş bizi lal etti. Yani şuradan bir tanesi bir yetkili çıkıp da demiyor ya arkadaşım. Burası böyle yapılacak. Bu zaman ihalesi olacak. Vatandaş komple bize yüklenen. Gelen bizden soru soruyor. Günde 1000 TL'ye, 2000 TL'ye, 3000 TL'ye cevap veriyoruz. Biz kamandık. Allah rızası için. Yani buradan Sayın Valim'e de sesleniyorum. Yeni geldi Sayın Valim de. Tabii daha yenidir o. O da yani bir an evvel buraya bir el atarsa biz de seviniriz. Vatandaşımız da mağduriyeti giderilir. Yukarıda askeri şubesinin orayı komple yolları kestiler. Vatandaşımız gidemiyor. Mağdur bir durumda. Onun üst tarafında Albayrak sokakta komple yolu kaldırma kadar kesmişler. Vatandaş bir kişi oradan geldiği zaman bir bayan buradan gittiği zaman yol kesiliyor. Ona yol vereceksin öyle gide. E kardeşim geriye çekin yer var orada. E söylediğimiz halde halen çekmediler. Yani vatandaş perişan bir halde, mağdur bir durumda. Esnafımız mağdur durumda. Halen dükkanları yapılmadı. E bu 300 liradan 500 liradan torba türükten bu iş olmaz. Rüstempaşa Mahallesi Muhtarı Yusuf Gül ise vatandaşın DASK'la ilgili yaşadığı sorunları anlattı. Depremden dolayı mahallemizde 6 hektarlık alan yıkıldı. Yani bu yıkılmadan kentsel dönüşüm sebebiyle bunların bir yıl içinde yapılması söylendi. Evet yapılacak, biz buna inanıyoruz da bu ayın 17'sinde inşallah vali yardımcım, belediye başkanımız bildirdi. Buranın ihalesi yapılacak. Yapacaklar. Yalnız benim yani şüphe duyduğum 8 sene yıkılmayan bina var bu hektarın içinde. Bunların akıbeti ne olacak? Yani bunlar ne olacak? Projesi nasıl olacak? Yani şüphe duyuyoruz. Bunlar bir an önce inşallah bunlar yapılır. Bu ayın 17'sinde ihalesi biter. Bir de vatandaşın şikayeti DAS'la ilgili var. Evi ağır hasarlı yıkılmış. DAS ücret yapmıyor. Muhatap almıyor vatandaşlar. Depremzedeler kira yardımı için istenen kira kontratı şartına da sitem etti.
İkinci etap kira vereceğiz sana. Bana şey getir, kira kontratı getir. Elazığ'da kiralık ev mi var ki ben sana kira kontratı? Götürmüşüm köyde lalun çekmişim üstüne. Eşyalarımı atmışım ortaya. Allah vere ne yanmıyor ya bir şey olmuyor. Evim yapılırsa geleceğim. Zaten o bana vereceğin 1000 lira 2000 lira para sen benden kira kontratı isteliyorsun.